Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde broadcast receiver'larımıza devam edeceğiz. Bugünkü derste main activity'den broadcast receiver'a nasıl mesaj yollarız bunu anlatacağım. Daha sonra videonun sonlarına doğru birkaç tane uygulama göstereceğim. Yani bu broadcast receiver'ları biz neden öğrenmeliyiz, tam olarak ne işe yarar, bu konuyu iyicene bir pekiştirmek adına. Bir önceki derste hatırlarsanız en son Send Broadcast Mesaj metodunu çağrılacak butona tıkladığımızda 3 tane receiver'ımıza aynı action name'i verdiğimiz için ilgili mesaj gidiyordu ve bunlar bu mesajı yorumluyordu. Android manifeste bakarsanız şu an için üçünün de action name'i aynı. Şimdi bunlara geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Broadcast receiver'lar asenkronis olarak çalışıyor. Yani eş zamanlı çalışmıyorlar. Ne demek istiyorum? Şimdi bu butona tıkladığımda Send Broadcast'la ilgili intent 3 sınıfa da ulaşıyor ya. Ben mesela şuraya bir tane toast mesaj yazsam. Make text deyip this dedikten sonra activity çağrıldı diyelim. Activity'den çalıştırıldı diyelim. Daha sonra bunu ekranda bastıralım. Oops. Çıkmadı. Toast.lenglog deyip bunu ekrana bastıralım. Şimdi benim beklediğim şey şu aslında. Şimdi bu butona tıklanıldığında bir intent oluşturuluyor action name'le, tamam. Send broadcast deyince bu intent bunlara gönderiliyor ve benim broadcastlarım çalışıyor ya. 3 tane broadcastım vardı. Benim beklediğim aslında şu. İlgili broadcastlar çalıştırılsın. Manifest'teki oluşturulma sırasına göre. Daha sonra bu toast mesaj yaratılsın. Hani senkron olarak çalışıyorsa bunun böyle olması lazım. Şimdi bir bakalım nasıl oluyor. Uygulama bir açılsın. Çok daha iyi anlayacağız o zaman. Evet, uygulama açılıyor. Şimdi ben burada Broadcast Now'a tıkladığımda gördüğünüz gibi öncelikli olarak Activity'den çağrıldı dedi. Daha sonra receiver'lara gitti. Ama beklentim ne yöndeydi? Önce bu metodun tamamlanması lazımdı. Daha sonra buna geçmesi lazımdı. Yani biz burada ne diyoruz? Broadcast receiver'lar asenkron olarak çalışır. Ama bunu bir arka planda çalışan bir servis gibi düşünmememiz gerekiyor. Çünkü broadcast receiver'lar main thread'de, yani UI thread'de çalışır. Bunların ne olduğunu detaylı bir şekilde servisler kısmında anlatacağım. Ama şu an için bilmemiz gereken bu UI thread, ekranda gördüğümüz işte view öğeleriyle etkileşim yapmamızı sağlayan, bu yapıları ele alan thread. Ve denir ki bu thread'i siz 10 saniyeden fazla süren işlemler için kullanmayın. Aksi takdirde uygulama crash olur. Ne demek istiyorum? Şimdi buradaki bu toast mesajı kaldırdım. Mesela my first receiver'a geldi ya, buraya log dedikten sonra şuraya bir de thread adını yazalım. Selamlar dedi. Thread adı diyelim, iki nokta diyelim. Ben burada kullanılan thread'in adını şu şekilde öğrenebiliyorum. Thread nokta current thread, yani kullanılan thread nokta get name. Thread buradaki iç parçacığı. Yani o işlemleri yapan yapının adı. Dediğim gibi bunlardan ilerleyen zamanlarda daha çok bahsedeceğiz. Şimdi şu an için şunu çalıştırırsam buradaki My First Receiver'ın hangi thread'de çalıştığının bilgisini ekranda görmem lazım. Şunu şuradan silmemiş miydik? Sildik de kaydetmemiş herhalde. Şöyle bir durduralım. Bir daha bir başlatalım. Evet. Uygulamam açıldı. Broadcast Now dedim. Birinci receiver çalıştırıldı. Android monitöre bakarsanız gördüğünüz gibi birinci receiver'dan selamlar. Thread adı main. Yani main thread UI thread'de çalıştırılıyor. Ve denilen şey bu. 10 saniyeden fazla süren işlemler için bu UI thread'i kitlemeyin. Şimdi bunun ne olduğunu anlatayım. Buraya gelelim. Yani 10 saniyeden fazla süren bir işlemi biz burada göstermeye çalışalım şu şekilde. Thread nokta slip deyip bu bizden milisaniye şeklinde mesela 15.000 yazarsak buraya bu
ilgili thread'i 15 saniye uyutacak, bekletecek. Alt enter deyip bunu try catch'e almamız gerekiyor. Yani burada 15 saniye bekleme yerine 15 saniye sürecek bir işlemin gerçekleştiğini düşünün şu an için. Şimdi uygulamamı bir çalıştırayım ve neler oluyor bir görelim. Broadcast Now'a tıkladım. Şu an 15 saniye gördüğünüz gibi kilitlendi. Hiçbirini tıklayamıyorum şu an. Çünkü bu işlem, yani broadcast receiver'lar main thread'de çalıştırıldığı için o ekranı 15 saniye boyunca kilitliyor ve daha sonra gördüğünüz gibi uygulamam crash oldu. Bunlar için ne yapmamız lazım? Broadcast receiver'larda 10 saniyeden fazla süren işlemleri gerçekleştirmemiz lazım. Yok eğer gerçekleştirmemiz gerekiyorsa ne yapmamız lazım? Servisleri kullanmamız lazım ki bundan bir sonraki derste bahsedeceğim. Bunu umarım anlamışızdır. Bu olay bu şekilde. Şimdi gelelim veri gönderme işlemlerine. Main activity'de send broadcast message deyince my custom action name'e gidiyordu ya. Ben şunu düzeltmek istiyorum. Birinci ve ikinci receiver'lar aynı isimli olsun. Şuna another action name diyelim. Ve de şuradaki butonum, yani bu inner class'a mesaj gönderen butonumu, evet zaten another action name yazıyormuş, şu an için sıkıntı yok. Ben şuradaki main activity'den mesela bu intent'i kullanarak mesaj gönderebilirim. Activity'lerde biz intent'leri yine kullanıyorduk veri göndermek için. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Çünkü bunun bu örnekte de çok bir farkı yok. İlgili intent'i seçtikten sonra bunun içine put extra diyerek key value, yani önce bir isim veriyoruz buna. Mesela at. Daha sonra da değerini yazıyoruz. Emre Altun Bilek. Aynı şekilde mesela intent nokta put extra diyoruz. Yaş diyelim buna. Ve yaş bilgisini de gördüğünüz gibi alacağı veri tipleri burada listeleniyor. Buraya 28 yazayım. Ben bunu yazdığımda bu intent'e giden broadcast'ların hepsine bu veriler gidiyor. Ama ben bu verileri atıyorum, sadece my first receiver'da ele almak istiyorsam buraya geliyorum. Burada ekrana yazdırmadan önce gördüğünüz gibi şuradan gelen parametre aslında main activity'den gönderdiğim şu intent'in ta kendisi. Ben bunu burada ilgili verileri almak için kullanabilirim. String isim diyorum. Nereden alacağım bu ismi? Intent'in içindeki get string extra deyip buraya name'ini istiyor. String şekilde name'ine de ne yazmam lazım? Şuraya yazdığım değeri yazmam lazım. At. Aynı şekilde integer yaş diyelim. Intent nokta get int extra deyip bu sefer de buraya yaşı yazmam lazım. Bir de isterseniz şuraya default bir değer verebilirsiniz. Bunları yazdıktan sonra gelin bunları bir ekranda gösterelim. Öncelikle tag'imi yazıyorum. Daha sonra da ne yazalım? İsim 2 nokta isim değeri diyelim. Şuradaki isim yazılsın. Daha sonra yaş 2 nokta yaşım yazılsın. Şimdi bir deneyelim. Uygulamam açıldı. Broadcast now dedim. Birinci receiver'dan selamlar dedi. Android monitöre bakarsak arkadaşlar, gördüğünüz gibi isim değeri Emre Altunbilek, yaş 28 diye my first receiver'a main activity'den gönderdiğim veriler gitmiş oldu. My second receiver'da bu değerleri ele almadığımız için herhangi bir işlem yok. Şimdi bu broadcast inner class dediğimizde de gördüğünüz gibi inner class'tan selamlar diye yazdı buraya. Yalnız bunun adında bir yanlışlık var. Hemen gidip onu düzeltelim. Buna my second demişiz. Bu third olacaktı ama. Şimdi bunu değiştiririz. Neyse, ben bunları kodları yüklemeden önce değiştiririm.
Şu an için çok da önemi yok. Böyle put ekstralar koyarak biz verilerimizi gönderebiliyorduk. Bir de ne vardı hatırlarsınız? Bundle objesi vardı. Bundle zaten Türkçe'ye bohça yığın diye çevirebiliriz. Biz bunun içine verilerimizi koyarak karşı tarafa gönderebiliyorduk. Bunun örneğini de yapmak için buradaki inner class'ı kullanalım. Şuraya gelelim. Şuradan, pardon, kafam karıştı. Intent dedikten sonra gelelim buraya. Siz bundle deyip new bundle, bir bundle nesnesi oluşturarak siz bunun içine verilerinizi koyabilirsiniz. Ama şurada yaptığımız işlemde aslında bundle örneği daha sadece burada direkt olarak belli etmiyoruz. Daha sonra bundle deyip put string diyerek mesela string key'imiz yine yukarıdaki ile aynı olsun. Değeri Emre Altunbilek. Yine aynı şekilde bundle deyip put integer diyorum. Bunun da değeri ismi yaş olacak. Değeri de 28 olacak. Daha sonra bunu intent ile ilişkilendirmek için intent nokta put extra diyerek gördüğünüz gibi bunun pek çok parametresi mevcut. Şurada da görüyorsunuz bir bundle öğesi de alıyormuş içine ki biz bunu kullanacağız. Oluşturduğumuz bundle'ı bunun içine koyalım. Daha sonra şuradaki my first receiver'da kullandığım şu yapının aynısını ben inner class'ımda da kullanırsam ekranda bu değerler yazacaktır arkadaşlar. Bir deneyelim. Şimdi bunu zaten çalıştığını görmüştük. Inner class için buna basıyoruz. Inner class'tan selamlar dedi. Baktığımızda isim değeri Emre Altunbilek yaş 28 diye bu sefer bundle'la gönderdiğimiz değerleri biz receiver sınıfında ele almış olduk. Evet, aktivitelerden çok da farklı değil. Biz aktiviteden receiver'lara mesaj göndermek istiyorsak direkt olarak intent nesnesini kullanabileceğimiz gibi ayrıyeten bir bundle oluşturup bu bundle'la da verilerimizi gönderebiliriz. Şimdi umarım bunlar anlaşılmıştır. Şimdi gerçek hayat örneklerinden şuraya geliyorum. Mesela my first receiver'ın my custom action name'i var ya. Buraya ben Android'de tanımlı olan action'ları tanımlayabilirim. Mesela airplane mode. Ben bunu buraya verdiğimde şöyle oluyor. Siz telefonunuzda airplane mode yani uçak modunu devreye aldığınızda Android işletim sistemi bütün yapılar, bütün uygulamalara mesaj gönderiyor. Airplane moda geçildiği için. Daha sonra bu işlemi ele alacak olan sınıf, yani bunun action name'de bu belirtilen sınıflar buna tepki veriyor ki benim örneğimde My First Receiver uçak moduna geçildiğinde bu eventi, bu olayı ele alan sınıf olacak. Herhangi bir butona falan basmama gerek var mı? Yok. Bir tıklayalım. Uygulamam bir açılsın. Şimdi herhangi bir şeye basmıyorum. Yukarıya şunu aşağıya doğru indirdim. Uçak modunu açtığım zaman gördüğünüz gibi bir daha göstereyim. Bu niye bu kadar büyüdü? Uçak modunu değiştirdim, açtığımda gördüğünüz gibi birinci receiver'dan selamlar diye o olayı benim My First Receiver'ım ele almış oldu. Bir de şunu göstermek istiyorum. Mesela uygulamadan çıktım. Buraya geldim. Uçak modunu bir daha etkinleştirdim. Gördüğünüz gibi benim receiver'ım yine çalışıyor. Yani uygulama çalışsın çalışmasın. Siz eğer bunu manifeste tanımladığınızda işletim sistemi uçak moduna geçildi diye bütün uygulamalara mesaj atıyor. Bu olayı ele alacak bütün receiver'lar bunu dinliyor ve bu sınıfların
şuradaki on receive metodu çalışarak gerekli işlemleri yapıyor. İşte arkadaşlar, broadcast receiver'lar genel olarak böyle şeylere tepki veren yapılar. Umarım biraz daha aklımızda bir şeyler canlanmıştır. Yine adım adım örneklerle gideceğiz. Anlamadığınız yerleri sormaktan çekinmeyin. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.